İyi günler arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yarım bot patik yapacağız. Bakın patiğimiz bu şekilde. Yan kısım, ön, alt şekilde. Ben botu yaparken biraz bu yan tarafına da yaptım. Bu şekilde de hoş durdu arkadaşlar. Modelimiz yine arkadaşlar iki renkten oluşuyor. Ben kırmızı ile kremi tercih ettim. Böyle şu kremlerde böyle ufak ufak durması da hoş durdu. Yine uç kısımdan başlıyoruz. Toplamda 52 ilmek olana kadar arttırdık. Daha sonra diğer rengimize geçerek modelimizi koyduk. Daha sonra da ayırma işlemimizi yaptık. Daha sonra topumuzu yaptıktan sonra yine modelimizi uyguladık ve bir sıra trabzandan sonra yine lastik modeli uyguladım. Ben her bot patiğimde uyguladığım gibi şöyle şu boğaz kısmını sıkması için. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. İsterseniz hemen modelimize geçelim. Ben daha önceki videomda patik ucu başlama tekniğini göstermiştim. Şimdi bu videomda da açıklamalar kısmında mavi linki tıklayarak oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi 52 ilmek yaptım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sıramı şöyle yarıda bıraktım. Çünkü ip değişikliğim patiğimin altında olsun istiyorum. Böyleyken bakın arkadaşlar, şöyle ikili olarak bırakıyorum. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Hemen krem rengimle şöyle bir tane zincir çekelim. Şöyle kırmızımızın arasından geçirdik. Şöyle bir de zincir çekelim. Sabitleştirdikten sonra arkadaşlar başını dolamıyorum. Şöyle en son battığım yer burası. Hemen yanına şöyle bir, iki, bakın iyi bir, şöyle göstereyim bir daha. Bir yanına battım. İkinciyi de yanına battım. Şimdi üçünü birden çektim. İki zincir çekiyorum. Hemen bakın en son battığım yer, yanına battım. Yanına battım. Üçünü birden çektim. İki zincir. En son battığım yer, yanına batıyorum. Bir daha yanına, 3 ilmeğin birden çektim. Arada 2 zincir. Bakın en son battığım yer burası, yanına batıyorum. Bir daha yanına, 3'ünü birden çektim. 2 zincir, hiç trabzan atlamak yok aralarda. Hemen batıyoruz. Daha sonra yanına batıyoruz. 3'ünü birden çekiyoruz. Arada 2 zincir. Battım, yanına battım, üçünü birden çektim, iki zincir. Başını da dolamıyoruz tığımızın. Bir battım, ikinciye battım, üçünü birden çektim, iki zincir. Üçünü birden çektim, arada iki zincir. Tekrar bakın, en son battığım yer burası, ben buraya batıyorum, yanına batıyorum, üçünü birden çektim, iki zincir arada. Hemen yanına battım, diğer yanına çektim, iki zincir. Şöyle bir, iki, üçünü birden çekiyorum, iki zincir. Modelimiz arkadaşlar bu şekilde. Krem rengimizi hep bu şekilde uygulayacağız. Arada iki zincir. Önce bir trabzana batıyorum, sonra ikincisine batıyorum. Üçünü birden çektim, iki zincir arada. Hep bu şekilde. Zincir 2 tane olacak. Tığımızın başını dolamıyoruz. Trabzan atlamıyoruz aralarda. En son battığım yer burası. Yanına batıyorum. Yanına bir daha battım. 2 tane de zincir çekiyorum. Bakın bir batıyorum. Hemen yanına batıyorum. 3 tane ilmeğim var. 3'ünü birden çektim. 2 de zincir aralarda. Bu şekilde arkadaşlar. Krem renklimiz bu şekilde olacak hep. 2 zincir arada.
Trabzan atlamıyoruz. 2 zincir. 1 battım. Yanına battım. 3'ünü birden çektim. 2 zincir. 1 battım. Yanına battım. 3'ünü birden çektim. Şöyle 1 2 zincir. Şuraya bakın, ilk başladığım kısmın hemen şöyle başına battım. Şimdi de kırmızı ipimle geçtim. Burada arkadaşlar yapacağımız işlem şöyle. Bu ilkinde belli olmayabilir. Şöyle bir batıyoruz. Sık iğne yaptım. İkincisini şurada bir ara olacak ama şu tarafta göstermek istiyorum. Çünkü burada düğüm de oldu. İpimin düğümü oldu burada. Zincir çekmiyoruz. Bakın ilk şu boşluğa batıyoruz arkadaşlar. İkinci de bakın şurada hemen battığım yerin yanında bir boşluk var. Bakın şurada bir delik var. Oraya batıyorum. Başını dolamadan. Zincir çekmiyorum. Bakın şurada ilk deliğim var. Oraya başını dolamadan battım. Şimdi yanına şöyle açınca daha belli oluyor. Hemen bakın şuraya. Yine başını dolamadan battım. Aralarda zincir yok. Yine bakın şurada önce büyük olan boşluğa batıyorum. Daha sonra da şurada küçük şuraya batıyorum. Büyük olan boşluğa batıyorum. Bakın hemen yerimiz belli. Buraya batıyoruz. Aralarda zincir yok. Başını dolama yok. Bakın bu şekilde. Açınca daha belli oluyor küçük yerimiz. Bakın büyük boşluğumuz. Önce oraya, daha sonra da şuradaki küçük boşluğa battık. Hep sık iğne üzerine gidiyor bu modelimiz. Önce büyük boşluğa, daha sonra şurada aradaki şöyle küçük boşluğumuza tığımızın başını dolamadan battık. Büyük boşluğa, daha sonra da küçük boşluğa. Bu patiğimiz arkadaşlar 38 numara ayak için. 52 trabzan olmasına hiç aldırmayın. Çünkü modelimiz sık iğne olduğu için kendini topluyor. Bakın büyüğe battım, şimdi küçüğe. Yerimiz belli. Büyük boşluğa, şimdi küçüğe. Büyük boşluğa, şöyle hemen küçük boşluğa. Şimdi küçüğe. Bu şekilde batıyoruz ki şöyle aralarda krem renklerimiz gözüküyor arkadaşlar. Kırmızımızın arasından krem renklerimiz gözüksün diye önce büyük, daha sonra da küçük boşluğa battık. İkinci sıramız da bu şekilde. Modeli koyduktan sonraki ikinci sıramız. Önce büyük, sonra küçük boşluğa. Önce büyük, sonra küçük boşluğa. Yine büyük. Burada da yine kremi alacağım şöyle. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar tekrar 2 zincirimizi çekiyoruz. Yapacağımız işlem arkadaşlar şöyle. Önce şu yana, bakın şu modelim şurası. Önce buraya batıyorum. Daha sonra da hemen şu üste çektim. 2 zincir. Önce yandaki boşluğa, sonra hemen üste, hemen üstündeki boşluğa battım, çektim 2 zincir. Hemen şu yandakini önce, daha sonra üste, üçünü birden çektim, arada 2 zincir. Buraya battım, buraya battım, üçünü birden çektim 2 zincir. Batıyoruz,
Hemen üstüne battım. Üçünü birden çektim. Arada yine iki tane zincir. Bakın önce şu yana batıyorum. Üstüne batıyorum. Çekiyorum. İki tane de zincir. Yana bir. Hemen üstte. İki. Üçünü birden çektim. Modelimiz arkadaşlar, dediğim gibi krem rengimiz de bu şekilde. Aralarda iki tane zincirimiz. Sayılarımız da aynı kalsın. İsterseniz her sırada krem rengimizi sayalım. 52 ilmekle başladık. 52 ilmek olarak devam edelim. Arttırma, eksiltme olmasın. Önce birinciye, yandakine, daha sonra hemen üste battım. 2 de zincir çektim. Hemen 1, ikinciye, üçünü birden çıkarttım. 2 de zincir. Modelimiz çok kolay. Zevkli de gidiyor. Bir kırmızı, bir krem yapmak zevkli de oldu. Aralarda 2 zincirimizi unutmayalım. Önce birinci, ikinci, şöyle. 2 zincir. Önce bakın şu birinci boşluğa, sonra ikinci boşluğa battım, çektim. Birinci, şöyle ikinci, bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi krem rengimizle yapacağımız işlem bu. Arada iki zincir, önce yandaki boşluğa, sonra hemen üstündekine. Üçünü birden çektim. Arada iki zincir. İki zincir. Yandakine. Hemen üstteki boşluğa çektim. Arada iki zincir. Hep bu şekilde arkadaşlar. Bakın sıra sonumuza da geldik. Yine diğer rengimizle yapacağımız işlem arkadaşlar, burayı da buraya tutturuyorum. Hemen kırmızıyla geçtim. Burayı ilk başladığımız için burası şöyle bir de şu araya gözükmeyecek. Hiç zincir çekmiyorduk burada. Bakın önce şuradaki büyük boşluğa batıyoruz. Sonra şurada bakın hemen açınca belli oluyor. Şu büyük boşluk battık şuraya. Hemen büyük boşluğa, büyük boşluğa battıktan sonra şöyle açarsanız bakın hemen arada çıktı şurası. Arada zincir yok. Hemen boşluğa battım. Yanında hemen şuradaki boşluğa. Boşluğa battım büyüğüne, ondan sonra küçüğüne. Başını dolamıyorum. Bakın küçük yerimiz belli. Hemen şurası. Arkadaşlar kırmızı renkle yaptığımız işlemimiz de bu. Sadece sık iğne olarak önce büyük, daha sonra şöyle küçük boşluğumuza batıyoruz ki şu aralarda krem rengimiz gözüksün diye. Bakın küçük. Şuraya battım, şimdi buraya. Modelimiz dediğim gibi bu şekilde. Daha sonra kremimi geçince de kremde yapacağım işlem yine aynı şekilde. İki kere batacağım. Bir kere de çıkacağız arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu şekilde görünüş. Hemen model gösterdi kendini. Kremi geçince de arkadaşlar dediğim gibi bir, bakın önce şu yana batacağız. Sonra üste batacağız. Sonra üçünü birden çekeceğiz. Arada iki tane zincir olacak şekilde. Şimdi kaç tane yapmışız onu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane beyazımı yapmışım, krem rengimi. Daha sonra bir sıra kırmızıyla şöyle sık iğnemi yine geçmişim. Daha sonra da bir sıra trabzanımızı yapmışız. Bu şekilde yapalım. Daha sonra ayırma işlemimizi şu boğaz kısmında birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra yaptım. Bir sıra sonra kırmızı ipimle şöyle sık iğnelerimi yaptım. Daha sonra da bir sıra trabzanımı yaptıktan sonra şöyle patiğimi düz tuttum. Bakın şöyle bu ön taraftan 2, 4, 6,
Şöyle 6 tane de trabzanımı yaptım. Şimdi 3 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Döndüm. Şimdi ayırma işlemimizi yapmak için diğer taraftan da 6 tane trabzan yapacağım. Daha sonra da topuk kısmım gelene kadar trabzanlarımı öreceğim. Bu şekilde arkadaşlar diğer uç kısmımıza gelene kadar da yapalım. Evet arkadaşlar, bakın bu kısımdan da şöyle patiğimizin uç kısmını düz tuttuğumuz zaman 6 trabzan buradan, 2, 4, 6 da buradan yaptım. Şimdi şöyle 3 zincirimi çekiyorum, arkayı dönüyorum ve topuk kısmım gelene kadar normal trabzanlarımı öreceğim. Şimdi topuk kısmımızı ne zaman koymuşuz ona sayalım. Yan kısmımızı sayalım şöyle. Bakın bir tane trabzan yaptığımız yer şurası ayırdıktan sonraki yerimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. de birleştirmişiz. Yani 13. sırada topuğumuzu koyacağız. Ama arkadaşlar benim kırmızı ipim biraz inceydi. Evde olan bir ipti. İnceydi. O yüzden burası da biraz fazla örülüyor. Siz normal ipinize göre, elinize göre ayarlayıp yaparsanız daha iyi olur. Dediğim gibi arkadaşlar 15 sıra yapacağım. 13. sırayı birlikte devam edelim. Şöyle evet arkadaşlar, 13. sırama geldim. Şu yandan trabzanımı ayırdım. Ortada 6 tane trabzanım kaldı sık iğnemi yapmak için. Şimdi şu yandaki trabzanımızı yapınca sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğnemizi yan yana yaptık. Daha sonra tekrar trabzanımızı yapıyoruz. Uca kadar gidiyoruz. Tekrar ortada sık iğnemize gelince yine birlikte devam edelim. Evet, tekrar orta kısma geldik. Sık iğne yerimizdeyiz. Bakın şöyle önce bir battım. İkincisine battım. Şöyle üçüncüsüne battım. Bakın tığımda 4 tane var. 4'ünü birden çektim. Bir battım. Yanına battım. Yanına 4 tane ilmeğimi birden çektim. Yine yandaki trabzanımızı yapıyoruz. Orta kısma gelince arkadaşlar yine birlikte devam edelim. Evet, tekrar orta kısma geldik. Şimdi ortada bakın 2 tane şöyle boşluğumuz var. Önce birine, sonra diğerine battım. Tığımda 3 tane var. Şöyle 3'ünü birden çektim. Yine trabzanlarımızı yapıyoruz. Uca kadar gidiyoruz. Sonra da birleştirme işlemimizi yapacağız. Bu arkadaşlar trabzanımızı şöyle hızlı hızlı hemen yapalım. Burası normal trabzan olan bölümümüz. Uca gelince iki kenar birleştirme işlemimizi yapacağız. Hemen hızlı hızlı şöyle trabzanlarımızı yapalım. Şöyle yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle iki ucunu birleştiriyoruz. İlmeğimi diğer alttaki, bak şu ilmeğin başına battım. Şöyle içinden geçirdim. Bir de zincir çekelim, sağlam olsun. Şimdi şöyle düzgün yapalım. Her trabzanın başına batınca eşit olmasına dikkat edelim. Tam aynı hizada olsun, altlı üstlü olsun, şöyle düzgün olsun ki yamuk olmasın arka kısmı. Normal sık iğne olan kısmı burası arkadaşlar. Şuradan batalım. Bir de zincir çektik. Şöyle ipimizi koparttık. Şimdi arkadaşlar isterseniz bakın patiğimiz bu şekilde. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz de şöyle benim yaptığım gibi şöyle
bot şeklini verebilirsiniz. Şimdi benim yaptığım gibi yapmak isteyenler şöyle diğer rengini alsın arkadaşlar. Şöyle bir tane zincir çekelim. Her zaman arkadan başlıyorduk böyle bot yapacağımız zaman. Ama şimdi önden başlayacağız ki şu modelimizin tam aynı hizasında olsun diye. Şöyle arkadaşlar bakın şuradan. Bakın hemen şunun ilk başta şunun hizasından şöyle şuradan. Şu hemen yuvamızın içine bir şöyle batalım. Şöyle bir de şuraya batalım. Hemen bunun hizasında olsun. Birden çekelim. İki zincir çekelim. Bakın şimdi şunu yapacağım. Şöyle bir iki, çektim. İki zincir. Bakın şimdi şunun hizası için. Bir hemen diğerine battım. Hepsini birden çektim. İki zincir. Hiç trabzan atlamıyoruz. Diğer altta yaptığımız işlem gibi bakın hemen batıyorum. Bir de şöyle yanına batıyorum. Üçünü birden çektiğim iki tane zincir. Trabzan atlamıyoruz. İki zincir aralarda şöyle bir, iki. İki tane zincir şöyle bir yanına sonra diğer yanına. Üçünü birden çektik. Bakın aynı hizada olması için ona ön kısmına dikkat edelim. Böyle etrafını arkadaşlar dolayacağız. Altta yaptığımız gibi. Bakın bu yuvanın içine gelince de arkadaşlar şöyle bir buraya bir de şuraya. Şöyle batalım. İki zincir bakın bir yuvanın içine. Bir de bakın şu tam direğe. Şurada. Şu olan kısma. İki zincir. Bu şekilde arkadaşlar yapalım. Diğer alttaki işlemimiz gibi zaten. Aynı şekilde yapalım. Daha sonra da patiğimizin lastik kısmını yapacağız. Şöyle bir, iki battım. Çektim. İki tane de zincir. Bu şekilde arkadaşlar bütün etrafını dolanalım. Bakın ben 3 sıra yaptım. Daha sonra kırmızı ipimle yine sık iğne olan kısmını geçtikten sonra bir sıra trabzan yaptım. Bu şekilde yapalım. Daha sonra da şöyle şuradaki lastik modelimizi birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar bakın şöyle 3 sıra kremimizden yaptık. Sonra bir sıra da şöyle sık iğne geçtik şuradakiler. Daha sonra da bir sıra daha normal trabzan yaptım. Başladığımız yere geldik arkadaşlar. Bakın şurada da şöyle hemen sabitleştirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doladım. Hemen şu önümdeki şu trabzanın şöyle beline doluyorum önden. Başını doladım. Şu trabzanın arkadan beline doluyorum. Başını doladım. Önden. Başını doladım. Arkadan. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Önden şöyle arkadan önden beline şöyle arkadan bu şekilde lastik modelimizi yapıyoruz. Üst sıraya geçince de önden olanları önden alacağız. Arkadan olanları da arkadan alacağız. Bu şekilde arkadaşlar lastik yapan arkadaşlarımız bilir. Daha önceki videolarımızda da hep bot patiklerimize uyguladığımız bir işlem bu. Önden beline ama sadece bellerine, başlarına batmak yok. Önden şöyle de arkadan. Önden beline. Şöyle arkadan beline doluyorum. Dediğim gibi üste geçince de önden aldıklarımızı yine önden alacağız. Arkadan aldıklarımızı yine arkadan alacağız. Bu şekilde arkadaşlar kendini toparlamaya başlayacak. Boğaz kısmı biraz daha sıkı duracak. Bu şekilde lastik modelimizi 3 sıra yapalım. Dediğim gibi üste geçince de bakın şöyle patiğimizi mesela şöyle şu duruşu daha hoş duruyor bakın. Şuradaki gibi olması için şu lastik modelimizi yapıyoruz. 3 sıra yapalım arkadaşlar. Daha sonra da ipimizi kopartalım. Evet arkadaşlar lastik
modelimizi yaptık, ipimizi koparttık, patimizin diğer işte bitirdik. Patimiz bu şekilde. Yine hoş, şık bir model oldu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum ve like atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.